düşündü, düşündü. Ne şarkılar var? Yandım, 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 yandım ah. Aradı, taradı. Bana şu an böyle hem böyle heyecanı yüksek, heyecanlı, ritimli, yoğun olduğumu belli eden ama motivasyonumun yüksek olduğu bir şarkı lazım. Ve sonunda mutluluğunu tarif eden şarkıyı buldu. O zaman şarkı söylemek lazım, avaz avaz bulur. Müstakbel gelinle çok özel evlilik heyecanını ilk kez ve sadece Show TV ile paylaştı. Hem çok mutluyum bir yandan böyle bir süreci geçiriyor olmaktan, hem de böyle bazen kafam karışıyor. Ne yapacaktım, nasıl olacak, nasıl organize edecektim diye. Emir Ersoy'dan nasıl bir evlenme teklifi aldı? Gökçe, evlenme teklifi nasıl geldi? Ama Ömürcüm. Haftaya gelin olacak Gökçe Bahadır'ın mutluluğuna ortak olmaya hazır mısınız? Anne olmak tabii ki istiyorum. Işıl ışıl, heyecanlı ve çok mutlu. Güzeller güzeli Gökçe Bahadır'ın ayakları yere basmıyor şu sıra. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazarki konuğu bir mücevher markasının yüzü olan Gökçe Bahadır. Günaydınlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Bu hafta konuğum Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri, güzeller güzeli sevgili Gökçe Bahadır. Hoş geldin Gökçe. Teşekkür ederim Ömürcüğüm. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne kadar zarif olduğunu anlatmaya gerek yok. Bir de rengarenk takıları zarafetine zarafet katmış. Çok zarifsin. Teşekkürler. Çok güzel hazırlanmışsın. Teşekkür ederim. Takıların da aynı şekilde çok hoş. Evet. Kelebekler var değil mi? Evet. Kelebekler var üstünde bugün. Anlamı var mı? Yani bunların aslında hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Hı. Bunlar kral kelebekler diye biliyorum. Kelebeklerin göç hikayesini anlatıyormuş. Takı takmayı hep çok sevdi. Gençlik yıllarında da böyleymiş durum. İlk aldığın takıyı hatırlıyor musun? Oturduğumuz yerin böyle yakınında, yani yürüyerek giden bir mesafede takıcı vardı. Ve ben böyle her boşluğumda, bir boş vaktimde falan böyle gidip oradan kendime böyle takılar bakardım. Hı-hı. Böyle çok hoşuma giderdi, işte onu tak, bunu tak. İşte ona bak, küpe takıyorum, kolye takıyorum, kendime bakıyorum falan. Onu çok sevdiğimi hatırlıyorum. Ve böyle mutlaka kenara köşeye koyduğum, hani ilk zamanlarda, hı-hı, paralarımla da böyle küçük küçük kendime böyle takılar almaya başlamıştım, hı-hı, mesela. Hediye almayı da vermeyi de çok seven bir kadın Gökçe Bahadır. Ben zaten genelde böyle kazandığım parayla birilerine bir şeyler alıp onları mutlu etmekten çok mutlu olan biriyim, açık söylemek gerekirse. Hani şuradan bir şey alırsam, işte anneme şu istediği işte şeyi alırım. Belki babama şurada beğendiği bir şey alırım. İşte bir arkadaşım bir yerde bir şey görür, beğenir. Oraya gidersem ona da şunu alırım falan gibi böyle. Zaten seviyorum. Evet. Galiba şimdi sen söyleyince ben de daha net fark ettim, seviyorum. En son aldığı hediyeyi soruyoruz. Önce soruyu yanlış anlıyor ama sonra cevabını veriyor. Hediye almak mı, hediye vermek mi? Almak. Almak. Evet. En son galiba, dur bakayım, sevgililer gününde bir hediye almıştım. Tek taş mı? Galiba öyle. Şimdi sevgililer gününde bir hediye almıştım. Yani karşı tarafa. Sen hediye aldın. Evet, ben hediye almıştım. En son ne hediye aldın diye ben birine ne hediye aldın diye sordum zannettim. Yok. Senden mi ne hediye aldın? Sen ne hediye aldın? Ben ne hediye aldım? Galiba evet, en son sevgililer gününde hediye almış olabilirim. Asıl merak ettiğimiz konuya geliyoruz. Gökçe Bahadır evleniyor. Hem de önümüzdeki hafta. Sanma uğruna bir ayim. Beğenmedim uyumunu. Oynamış kıdım şıkıdım. Oynamış kıdım şıkıdım. Bir proje için tanıştığı Emir Ersoy'la evliliğe nasıl adım attığını soralım. Tam bir hafta, hatta bir haftadan daha az bir süre kaldı. Evet. Ve dünya evine giriyorsun. Evet. Ben duyduğumda sürpriz oldu. Hem çok mutluyum bir yandan böyle bir süreci geçiriyor olmaktan. Hem de böyle bazen kafam karışıyor. Ne yapacaktım, nasıl olacak, nasıl organize edecektim diye. Ege'de sade bir törenle evlenecek. Düğünle ilgili detayları ilk kez paylaşıyor. Ege'de, evet. Küçük bir grup dediler. Evet, küçük bir grupla.
biraz kendi aramızda bir şey yapacağız. Belki sonra daha bir şey yaparız. Şimdi yazabilirim. Belki yaza öyle bir şeyler yapabiliriz, evet. Hı-hı. Ters bir şey yapalım dedik, kış düğünü yapıyoruz. Biraz da yaz düğünü gibi ama Ege'de bir kış düğünü gibi olsun, hepsi bir arada olsun gibi düşündük. Çok... Gelinliği de merak ediliyor elbette. Gelinliğini merak ediyorum. Emine prenses gibi olacak. Ay, teşekkür ederim. Evet, sürpriz olsun. Bayağı bir böyle iki ara bir dere seçtim. Hı hı. Ama ilk giydiğimde de aslında sevdiğim şeyi seçtim diyebilirim neredeyse. Güzel oldu. Sürpriz olacak herkese. Bir mi iki mi? Şu an bir gibi gözüküyor ama belki hani sonrasında bir şey olur mu bilmiyorum. Şu an bir gibi gözüküyor. Hı hı. Heyecanı gözlerinden okunuyor Gökçe Bahadır'ın. Uzun süredir hiç bu kadar heyecanlı görmüyorum seni. Öyle mi? Evet. Heyecanlı şu an. Evet. Şimdi bu konuda konuşmaya başlayınca ayrıca bir heyecanlandım. Evet, hem o hem bu, ikisi bir arada. Çünkü bu da çok özel bir proje oldu benim evet. için. Hem de bu süreçte olması böyle ikisi birbirini tamamladı gibi oldu. Emir Ersoy'un güzel oyuncuya nasıl evlenme teklif ettiğine gelince. Peki Gökçe, evlenme teklifi nasıl geldi? Ama Ömür'cüm. Aslında hiç öyle özel bir evlenme teklifi, öyle büyük şeyler, hiç öyle şeyler olmadı aslında. Gayet böyle bir yolda yürüyorduk. Sokakta yürürken bir anda döndü ve benimle evlenir misin dedi. Bu kadar. Sen hiç naza çekmedin mi direkt? Evet. Evet. Yok, ben çektim. Çektim biraz. Çektin evet. Bunu yarın konuşuruz dedim. İlk söylediğim cümle buydu. Ben de çünkü o kadar beklemiyordum ki şaşırdım. Benim için yani en gönlüme göre istediğim şekilde oldu. Öyle. Annesinin biricik kızı o. Annesi duyunca müjdeli haberi ne hissetti? Ailenin tek kızısın sen. Evet. Ne hissetti annenle paylaştığında? Heyecanlandılar tabii. Sonuçta anne kadar özel bir şey, kıymetli bir şey yok. Yani herkes için öyle. Onlar için de evlatları çok önemli. O yüzden çok heyecanlandılar. Mutlu oldular. Hı hı. Sonuçta çocukların mutlu olmasını istiyorlar zaten her anne gibi. O da çok mutlu oldu. Peki onun annelikle ilgili hayalleri ne? Senin hayalin ne peki? Tek çocuk mu, iki çocuk mu? Bilmiyorum artık bu kısmet biraz. Hayat bana ne gönderirse bilmiyorum artık, kısmet bu. Anne olmak tabii ki istiyorum. Ama olur mu olmaz mı artık, onun tabii ki kararını ben vermiyorum. Biraz da işten güçten konuşalım. Bir dijital platformda yayınlanan kulüp dizisindeki rolüyle övgü aldı. Herkes bildiğim kadarıyla seninle ilgili övgü dolu sözler paylaştılar. Sosyal evet. medyadan da seni arayanlar da oldu galiba. Evet. Senin için nasıl oldu bu dönüş? Beni aslında en mutlu eden şey şu oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarım gerek aradılar, gerek karşılaştığımızda söylediler. Ve dediler ki bir kere bize büyük bir umut oldu bu. Bizim için çok büyük bir umut oldu böyle işlerin yapılıyor olması. Artık böyle işlerin devamı gelecektir sinyalini veren bir iş oldu bu aynı zamanda. Oynadığı karakterle birçok kişiye ilham verdiği için mutlu. Sen de bize aslında ilham verdin. O şekilde oyunculuğunla hani bazı ezberleri bozuyorsun ya öyle yaparak işte gerçekten, çünkü evet arka tarafta çok büyük bir emek var, şimdi burada kendimi şey yapamayacağım çünkü her anlamda çok çalıştım ve çalıştık hep birlikte aslında. Ve karakter neyi gerektiriyorsa, işte makyajsızsa makyajsız, tipimizi değiştirmekse, işte kilo almaksa, her neyse o rolün gereği, onların hepsini sonuna kadar yaptık ve onlar da bunun çok ilham verici olduğunu, bu benim duyduğum en güzel iltifat olabilir. Birçok meslektaşı onu arayıp tebrik etmiş. Peki son dönemde hani baktığında sizin jenerasyon biraz daha birbirine destek mi oluyor bu anlamda sence? Benim bütün kadın oyuncu arkadaşlarım aradı hemen hemen. Ve hepsi tebrik etti. Hepsi çok beğendiğini söyledi. Ben oyuncular arasında oyuncuların zaten birbirlerini desteklediğini düşünüyorum. Hiçbir zaman bir köstek durumu çoğunlukla olmuyor. Arayıp tebrik edenlerden biri de Beren Saat. Beren Saat de aramış seni galiba. Evet. Neler söyledi? Yani işte böyle bir biliyorsun bir şeyler çıkmıştı onunla ilgili. İşte daha önce ona gittiği vesaire falan filan, ama sonra çıktı açıklamasını yaptı. Çünkü o dönem bana da çok fazla sordular. Sonra açıklamasını yaptı, o da hani bambaşka bir işin olduğunu vesaire. Ve sonra da zaten beni gönülden tebrik ettiğini, çok beğendiğini söyledi. Ben de bunu söyledim o yüzden. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Şarkı söylemeyi nasıl sevdiğini bilmeyen yok. Benim yolumsa
sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer dönülmez oldu. Ömür Sabuncuoğlu şu anki mutluluğunu tarif eden şarkıyı merak ediyor. En iyi ifade eden şarkı hangisi? En iyi şarkı ifade eden mi diyorsun? Bilmem, şu anda ilk aklıma gelen öyle bir şarkı gelmedi ama. Bu mutluluğu tarif etmek kolay değil. Biraz düşünmesine izin vermeliyiz. Ne şarkılar var? Yandım yandım, yandım yandım ah. Dur bakayım başka ne var? Heyecanlı, ritimli, yoğun olduğumu belli eden ama motivasyonumun yüksek olduğu bir şarkı lazım. Hem heyecan, hem tempo ama aynı zamanda... Tanışmalarına vesile olan şarkı geliyor aklına. Ama o da hiç yakışmaz ki duruma. Sizin tanışmanıza vesile olan... Hepsi var. Senin mi? Bizim tanışmamıza vesile olan şarkı hepsi oydu. Senin mi? Evet. O yüzden hepsi senin mi olmasın benim şarkım? Evet. Oynamış kıdım sıkıdım. Oynamış kıdım sıkıdım. Oynamış kıdım sıkıdım. Ve geliyor aklına o şarkı. O zaman şarkı söylemek lazım, avaz avaz bulur. O zaman şarkı söylemeli çığlık çığlığa. O zaman şarkı Çok keyifli bir sohbet oldu. Gökçe Bahadır'a teşekkür ediyor. Şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Gökçe'cim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ömürcüğüm. Mutluluklar diliyorum sana. Yani hem projelerinden ötürü tebrik ediyorum. Hem de özel hayatında mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Bir ömür boyu bir yastıkta kocayın derler değil mi? Öyle derler değil mi? Öyle derler. Balayına gidiyor musunuz onu sorayım. Yok canım, ben oradan sete gidiyorum.